Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Selim Şahin. Plastik panel videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda zamanlanmış görevler, yani kranj yapı işleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle kranj yap nedir onu biraz anlatmaya çalışayım. Şöyle, zamanlanmış görevde aslında karşılığı, tam karşılığı öyle denebilir. Yani siz bir görev veriyorsunuz. Diyorsunuz ki, örnek veriyorum, bir link var. Bu link işte günün belirli saatlerinde çalışsın. Ya da ne bileyim, bir tane komutunuz var. Onu Plesk'e tanımlıyorsunuz. Plesk sizin yerinize işte örnek veriyorum saatte bir, 2 saatte bir, 3 saatte bir, nasıl ayarladıysanız artık ona göre çalıştırıyor. Buna bir örnek verelim. Mesela projenizde şöyle bir yapı var. Doğum günlerini tutuyorsunuz ve doğum günü bugün olan kişilere otomatik olarak SMS gönderiyorsunuz. İşte bunu yapmanız için bir cron job'a ihtiyacınız var. Siz SMS gönderim kodlarınızı yazarsınız. Onu da link olarak ya da komut olarak ya da direkt PHP dosyası olarak Plesk'e tanımlarsınız. Plesk sizin yerinize her gün tüm doğum günü bugün olanları toplar, listeler ve onların telefon numarasına SMS gönderir. Yani tamamen olarak hani şey diyebiliriz, hani otomatik olarak yapılan işlemler diyebiliriz aslında. Nereden yapılıyor? Yine araçlar ve ayarlar altında. Bakın burada planlanmış görevler var. Burada şu an bunlar Plesk'in kendi komutları. Yani Plesk kendi komutlarını eklemiş buraya. Yani bunlara hiç dokunmayın. Çünkü bunlar Plesk'in kendi modülleri. Siz yeni eklemek istediğiniz zaman burada görev ekleme bölümü var. Bakın burada etkin demezseniz eğer çalışmaz. Etkin işaretliyoruz önce. Görev tipi bir komut mu bu? Yani bu bir mesela temp klasörünü siliyor. Mesela bunu bir yapalım, deneyelim. Günlük mü alır? İşte haftalık mı alır? Saatlik mi alır? Ya da bunların dışında eğer sizin kendi cron stiliniz varsa, mesela bu stil 5 dakikada 1 demektir. İşte bunun her biri bir kademe atlatıyor. Tabi onu kendiniz netten bulabilirsiniz. Mesela bu 5 dakikada 1 demek, bu 10 dakikada 1 demek gibi. Ya da buradan saatlik diye kendinize belirtebilirsiniz. Ya da günlük. Sistem kullanıcısı tarafından mı çalışsın istiyoruz? Ben genel olarak bunu root olarak bırakıyorum ki cron'lar çalışırken herhangi bir izine falan takılmasın diye. Tanım, işte mesela örnek veriyorum, bu da ne diyelim, işte temp klasörü temizliği, yani bu aslında bir başlık. Bilgilendirme bölümü, burada şey var, eğer bu komut çalışırken bir hata çıktığı zaman bildirim versin, eğer hata çıkmadığı zaman sadece ufak bir bilgilendirme versin. Sadece hatada çıksın derseniz buradan e-posta gönderebiliyorsunuz. Her zaman derseniz hem hatayı hem başarıyı, yani hata ve başarılı mesajlarını hepsini mail olarak gönderiyor. Bunu yaptığınız zaman sadece köşede bu uyarı çıkartıyor. Hepsi o. Yani mail göndermiyor. Şimdi bunu tamam diyelim. Bakın şu anda buraya eklendi. Artık günlük olarak çalışacak. Şimdi çalışır dediğimiz anda şu an çalıştırıyor. Mesela bakın. Gördüğünüz üzere şu anda sorunsuz bir şekilde tamamlandı demektir. Yani ben buraya bir tane komut ekledim ve bu komut artık Plesk tarafından bana gerek kalmadan her gece çalıştırılacak. Burada ayar kısmı var. Bu cron tab'in nereden çalışacağını, kabuğu nerede? Buna çok karışmayın bence. Eğer çok puti kısmını, yani komutsal kısmı çok bilmiyorsanız eğer, buna karışmayın ki hatalar çıkmasın. Bu da saat sistemi, yani sunucunun varsayılanı mı seçsin yoksa benim belirlediğim saate göre mi çalışsın cron job'lar? Buradan onu da belirtebiliyorsunuz. İddia diyelim, buradan çıkalım. Var olan bir cron job komutunu düzenlemek için de direkt üzerine tıklıyorsunuz. Direkt var olanları düzeltebilirsiniz. Yani şu an var ama bir yere eksik. Mesela burada bir tane boş bırakmışsınız, çalışmaz. Bunun gibi. Bu da düzenleme kısmı. Şimdi gelelim diğer kısımlara.
Yeni ekle dedik yine. Bakın burada daha önceki komuttu. Şimdi bir URL getir diyoruz. URL de mesela bir işte komut var. Şey, dosya var. Mesela Chrome PHP. Bu benim işte domainimin içerisinde bir tane dosya var. Ben onu direktman Chrome'la bağlamak istiyorum. O zaman da URL'den yapıyorsunuz. İşte günlük mü haftalık mı bunlar yine aynı. Ve belirlenen saatle, belirlenen günde bu dosya direkt olarak çalışıyor. Bu da PHP komut dosyası. Bu da komut satırı yolu. Yani örnek, bakın burada örnek de belirtmiş. İşte mesela benim domainim plast'te neydi? İşte var. İşte bir hani vhost yavuz stres silim işte Chrome PHP. Hani URL yerine eğer bu domain bu sunucunun içerisindeyse onu direkt olarak buradan da belirtebiliyorsunuz. Yani sunucunun kendi içindeki domainler için geçerli bu. Bu şu anda bu söylediğim. Bu Chrome PHP'nin PHP sürümünü buradan belirleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Yani benim mesela Chrome'um var. Chrome kısmını mesela ben eski PHP ile yazmışımdır. O zaman ben buradan direktman PHP 5'i seçerim. Tabii şu an burada PHP 5 yok. Neden? Araçlar ve ayarlardan, güncellemeler bölümünden oradan PHP diğer sürümlerini yüklemeniz gerekiyor. Biz kaldırmıştık hatırlarsanız. Geri kalan kısımlar yine aynı. Günlük mü, saatlik mi, yoksa kendimiz mi belirleyeceğiz? Bunların hepsi aynı şeyler. Tanım yine buraya vereceğimiz bir başlık. Gördüğünüz üzere Chrome Shop kısmı da bu kadar basit. Çok güzel bir yapı olarak hazırlamış Blisk. Çok rahat şekilde ekleyebiliyorsunuz. Yani size hani mesela cPanel'de şey var. Mesela cPanel'de şu kısım yok. Şu saatlik mi günlük mi olayı yok. Direktman Chrome belirlemiş. Yani direktman siz kendiniz böyle yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ama burada mesela kendisi Blisk bize çok güzel bir hani tamam hani basit ama etkili bence. Hani saatlik, günlük. Anlatabildim mi? Genel hatlarıyla bu kısım böyle. Çok işinize yarayacak bir bölüm. Yani sürekli kullanacağınız bir bölüm bu kısım. O yüzden bu kısmı öğrenmenizde fayda var. Bu, yani benim şu anda anlattıklarım hani Plesk için, yani Plesk panel gibi bir sistem için hani çok böyle yüksek bir bilgiler değil. Hani bana göre öyle, bilmiyorum. Ama bilmeyen bir insan ya da Plesk paneli ilk kez kullanan bir insan için bence en azından hani başlangıç ve orta seviyesi için güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. İnşallah da işinize yarar, faydalı olur. Evet, bu video şu anlık burada son buluyor. Bir sonraki videoda şu araçlar ve ayarlar var ya, şu kısımlar. Buradaki bütün başlıkları teker teker tek videoda anlatmayı düşünüyorum. Zaten ondan sonra da Plesk'te pek bir şey kalmıyor. IP kısıtlamasını falan yaparız. Sonra işte bir karşımıza çıkabilecek birkaç tane hatadan bahsederiz. Sonra bir de WordPress'teki ya da WordPress olmasına da gerek yok. Bir tane script kuruyorsunuz. İşte ondaki heat access kodlarının Nginx'in nasıl okuyacağını gösteririz. Sonra da bitiririz yani seriyi. Ondan sonra artık sizin isteklerinize göre, yani örnek veriyorum ben Plesk panelde şu kısmı yapamıyorum derseniz bakarım ben de incelerim. Ona göre video çekebiliriz. Yani öyle öyle devam eder. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.